Değerli dostlar, merhaba efendim. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Vebagro'nun özel etkinliğinde 4. Çiftçiler Günü buluşmasında tarım markalarını sizlerle, siz çok değerli çiftçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Ofisyem Satış ve Pazarlama Müdürü Erkan Yazgı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, çok iyi görünüyorsunuz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun en başta ve özellikle Vebagro'nun bu organizasyonuna verdiğiniz destek için de çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti Dünya Çiftçiler Günü sizce bu sene? Bu sene Dünya Çiftçiler Günü, çiftçilerimizin katılımı burada oldukça yüksekti. Ürünlerinize ilgi var mıydı? En başta onu sorayım ben. Şimdi Ofisem'den öncelikle bahsedeyim. Tabii ki, ben. Tabii ki. Ofisem 1992 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Bayağı da olmuş 92. Epey bir köklü bir şirketsiniz. Evet. Şu anda Ankara, Salihli, Sakarya, Kars ve Adana'da faaliyet göstermektedir. Buradaki fabrikalarımızdan tüm Türkiye'ye satışımız gerçekleşmektedir. Adana fabrikamızda geçen hafta itibariyle deneme üretimlerine başladık. Neyin yeni faaliyeti yaptınız değerli yeni dostum? Fabrikayı bizim orada Adana'da. Fabrika yeniden deniyorsunuz. Evet, zaten yeni bir fabrika kurduk oraya. Deneme üretimlerine başladık. Bizim yem satışının yanında ayrıca teknik ekiplerle, üreticilerle iç içeyiz. Üreticilerin bütün dertlerini dinleyip onlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani üreticinin daha iyi, daha verimli ve daha doğru besleme nasıl olur? Bu aslında çok güzel bir şey, biliyor musun? Sebebi de şu. Çiftçinin, üreticinin talebini doğrudan ondan almak. Tabii ki teknik pek çok işlemle uğraşıyorsunuz. Bunun rasyonları var. Fabrikada pek çok prosesten geçirmek zorundasınız ve bunların da tabii ki hem kanuni bir sürü mevzuata yönelik işleri var, hem de işin tekniği var, bilimi var. Ama her şey bir kenara, çiftçinin taleplerini doğrudan çiftçiden, üreticiden almak ve ürünleri buna göre geliştirmek de son derece önemli. Bu nedenle ben o cümlenin özellikle altını çizmek istedim. Biraz da başarı buradan galiba. Yani çiftçinin ne istediğini bilmek de çok önemli. Biraz bu konuyu açar mısın? Çiftçiyi iyi dinlersek, yani çiftçilerin de öncelikle bizi de dinlemesi gerekiyor. Çünkü çoğu çiftçi eski usul hala hayvancılığa devam ediyor. Yani bizi dinlediği sürece daha verimli ve daha doğru bir şekilde beslemeye sahip oluyorlar. Aslında bak, bir konuya daha götürdün, o da son derece önemli. Özellikle Türkiye'de bu tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının istediğimiz kadar yeterli olmamasından kaynaklı olarak tarıma girdi üreten sizler gibi firmalar bu boşluğu da kapatmaya çalışıyor. Yani siz bir yandan yem üretirken diğer yandan özellikle doğru hayvan besleme nasıl olur, doğru yem nasıl kullanılır konusunda da, konularında da çiftçimizi eğitmeye gayret gösteriyorsunuz ve aslında burada işte kurulan ya da fuarlarda kurulan bu standlar, bu çalışmalar sadece ürün satış amacıyla değil, tabii, çiftçimizin de doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla. Ha, çok doğru mu? Keşke üniversitelerden ya da kamu kaynaklarından, devletten bu bilgiler daha fazla gitse, ama özel sektörde bu boşluğu dolduruyor. Az önce söylediğin gibi Ofisyem'in de gerçekten bu konuda öncü olması benim için bir kat daha değerliydi. Siz de çiftçiye doğru şeyi anlatacaksınız ama çiftçimiz, üreticimiz de öğrenmeye açık olacak. Tabii açık olacak, uygulaması anadan, lazım. Anadan babadan kalan yöntemleri çok da uygulamayacak. Ben şöyle örnek vereyim. Yemek yapmak için elinizde malzemeniz var. Aynı yemeği siz farklı yaparsanız biz farklı yaparız. Malzemeler aynı. Önemli olan doğru karıştırılıp rasyonun doğru bir şekilde hayvana verilmesi. Yem de bu şekilde. Yem de böyle. Yem de böyle. Peki son dönemde özellikle yeni ürünlerinizde çiftçimizin, üreticimizin arttığını, en azından tabii ben sana burada satış rakamları sormayacağım ticari gerekçelerle, ama bir fikir vermeni de rica edebilirim. Nedir? Artış var mıdır? Bu sorumun önemli bir kaynağı da şu. Son dönemde yine devletin resmi raporlarına, istatistiklere baktığımız zaman son bir yılda ister inanın ister inanmayın, o size bağlı bir iş, kalmış bir iş, ama %50 oranında bir maliyet artışı var. Bu maliyet artışı fabrika yemlerine olan ilgiyi azalttı mı, ticari kapasiteyi düşürdü mü? Şimdi üreticilerimiz şöyle, maliyet artışı oldu. Bu maliyet artışının bir kısmını zaten biz üreticilerimizi yansıtıyoruz. Yani tamam, ürünlere bir kısmını anca yansıtabiliyoruz. Evet, evet, anca bir kısmını yansıtabiliyoruz. Peki,
Satışlarda bir düşüş oldu mu? Satışlarda sen maliyeti elinde olduğu kadar az yansıttın ama satışlarda bir düşüş satışlarda oldu. Satışlarda şu anda herhangi bir düşüklük yok. 2024'ün ilk çeyreğini tamamladık. Satışlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. 2024 yılında inşallah bu şekilde tamamlarız. Hadi inşallah diyelim. Yani bilanço sağlam diyorsun özellikle. Peki, şimdi tabii fabrikanın kuruluşundan ve üretim öyküsünden kısaca bahsettin ama ben ürün gamını sormadım. Hangi ürünler var, hangi yemler üretiyorsun? Biraz çeşitleri bize söyleyebilir misin? Biz yem olarak büyük, baş, küçük, baş ve kanatlı yemleri olarak hizmet vermekteyiz. Yem satışımızın yanında ayrıca ham madde satışlarımız da var. Çoğu büyük çiftçilerimize, fabrikalara ham madde satışı da sağlıyoruz. Bundan dolayı da sektörün öncü kuruluşları arasında yer aldığımızı düşünüyorum. Ofisimi zaten bilmeye yok. Ofisimi biliyoruz ve son zamanlarda özellikle sadece satışta değil pazarlama aşamalarında da başta reklam olmak üzere de ön plana çıktınız. Bu da bilinçli bir stratejinin sonucu olduğuna ben eminim, en azından dışarıdan bir gözlemci olarak gördüğümde bu. Bu açıdan da tabii ki tebrik etmek gerekiyor. Amacımız şu bizim. Ofisim bünyesine yeni arkadaşlar katılıyor. Yeni arkadaşlar katılarak, lokal çalışarak bölgedeki daha çok üreticiye daha çok nasıl doğru ve verimli beslemeyi o şekilde amaçlıyoruz yani. Peki. Amaçlıyoruz. Şimdi sizin kullandığınız ham maddelere gelen zamları ürünün satış fiyatına ne kadar yansıttığınızı sordum. Siz de elde olduğu kadar yansıtmamaya gayret gösteriyoruz dediniz. Ancak tabii yansıtmamak tamamen mümkün de değil. Tabii, sonuçta siz bir ticari bir işletmesiniz. Eminim yüzlerce kişi çalışıyor fabrikada. Bunun bir döngüsü var. Yeni yatırımlarınız olduğunu da söylediniz. Şuraya gelmek istiyorum. Sizin ham madde maliyetlerinizde 3 aşağı 5 yukarı ne kadar artış oldu? Bizim de %60-65 civarı bir ham madde fiyatlarımızda bir artış olmuştur. Ve ister istemez tabii bunu fiyatlara da yansıtmak zorundasınız. Ama şu konuda sevindirici, çiftçinin alım gücü son dönemde düştü ama bu yem sektörünü özellikle tabii örnek siz varsınız şu anda karşımda. Sizin satışlarınızda bir düşüklük olmamış. Bu da gerçekten önemli. Peki bu noktada özellikle firmanızın gelecek stratejileri ve hedefleriyle ilgili son sorumu da sorayım. Ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız, yeni yatırım var mı, yeni ürünler var mı diye bir danış. Ardından sohbetimizi noktalayalım. Firmamız zaten sürekli kendini geliştiren bir firma. Yeni Samsun'da da bir yer aldık. Oraya fabrika da bir fabrika kurulacak. Kaçıncı oldu fabrika ya? 6. fabrikaya maşallah, doğru çıkacağız. Maşallah. Biz ayrıca üreticilerimize süt desteği de varıyoruz. Salihli Organize Sanayi'de Relle Gıda olarak firmamız var. Bölgedeki üreticilerimizden sütünü değerinde alıp işliyoruz. O şekilde üreticilerimize o şekilde de yardımcı oluyoruz. Buradan üreticilere benim söylemek istediğim, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde artık alım şartlarını değiştirmesi gerekiyor. Yani peşinle vadeli arasındaki aradaki fiyat farkı oldukça artıyor. Bu da günlük rasyon maliyetini oldukça yukarı doğru çekiyor. Verimliliği azaltıyor. Karlılığı azaltıyor diyor. Peşin mi alsınlar? Onu mu tavsiye? Paraları varsa peşin mi alsınlar? Paraları varsa peşin alsın. Kimisi ıskart hayvanlarını boşa çıkarsınlar, verimsiz hayvanlarını boşa çıkarsınlar, boşa bakmasınlar. Bu dönem öyle bir dönem çünkü paraya ulaşım oldukça zorlaştı. Anladım. Maliyetler oldukça yükseldi. Yani süt ve et veriminden kesilmiş olan hayvanlar bir an evvel ıskartıya çıkartılsın istiyorsun. Tabii çok büyük bir maliyet. Bu arada tabii ki bildiğim kadarıyla peşin alımlarla vadeli alımlar arasındaki fark ne kadar büyük olursa olsun çiftçimiz tabii yeterli sermaye birikimine sahip olmadığı için de yine de vadeli alımları nasıl bir şekilde öderim mantığıyla en çok vadeli bir alım yapıyor diye biliyorum. Şunu da görüyoruz. Çoğu insan bayilere ya da fabrikalara vadeli alım noktasında kendilerini gebe bırakıyorlar. O noktadan sonra da fiyat sorma şansları insanların kalmıyor. Kalmıyor. Yani üreticinin herhangi bir fiyat sorma şeyi kalmıyor yani. Erkan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Yani 10 dakikada ancak bu kadar konuşulurdu. Çok sağ olun. Ben teşekkür bugünümüz ederim. Bugünümüz özel günümüze destek olduğunuz için de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun, ederiz. Var olun. Sağ olun. Değerli dostlar yayınlarımız devam edecek. Lütfen değiştirin.